çalışmalara geçelim biraz. Şimdi baktığınız zaman şöyle bir tanesi, mesela bazıları ilk daha başlarda yaptığınız bazı araştırmalar çok ilgimi çekti. Hayvanların metabolik karar sürecine fizyolojik durumlarını ve çevreden aldıkları dış duyusal uyaranları nasıl entegre ettiklerini anlamaya çalışmışsınız. Çok acayip bir şey. Yani bunu ben de çok merak ederim. Tabii benim bir araştıracak halim falan filan da yok ama mesela yani bir köpek niye böyle davranıyor meselesini veya başka bir hayvanın yani. Şimdi mesela bazen evde köpeğin böyle duruyor, acaba şimdi ne düşünüyor? Veya işte birdenbire duruyor, dururken tırırt giriyor balkona. Şimdi niye bu balkona gitti mesela? Yani insanlar bir şey nedenle gidiyor, bu niye gittiği ben de çok merak ediyorum. Bu öyle bir araştırma mıydı bu? Evet, onun gibi. Yani sonuçta ben sinir bilimine girmemin sebebi en çok organizmaların, hayvanların, insanların nasıl karar verdiklerine. Dediğiniz gibi işte köpek mesela orada oturuyor, ondan sonra bir şey görüyor. Oraya gidebilir de gitmeyebilir de. Mesela niye gitmeyi niye tercih gitmedi, ediyor? Gitti. Veya başka bir zaman niye gitmiyor? Yani aslında bizim benim daha çok doktoradan itibaren anlamaya çalıştığım soru bu. Tabii bu çok büyük bir soru. Çok büyük bir soru. Çok büyük bir soru. Ve bunu anlamak, insanlardan anlamak daha kolay hayvanlardan anlamaktan. Çok daha tabii ki. Sabah mesela siz kalkıyorsunuz işte bu kravatımı takacağım, bu kravatımı takacağım. Mesela yani yaşamımızın her zamanında devamlı bir karar veriyoruz. Ve bu nasıl veriyoruz şimdi bu kararı? Şimdi bazen benim gibi yanlış karar veriyorsunuz. Mesela ceketim tarayıp duruyor şimdi ekranda. Yanlış ceket giymişim. Evet, yani asıl konu bu. Ama bunun tabii daha çok medikal olarak da düşünebilirsiniz. Ben araştırma yaparken bir yandan da dediğim gibi bir zaman doktor olmayı istemiştim. O yüzden hep araştırmalarımın bir şekilde hani insan sağlığına ve topluma yarar olmasını istiyorum. Yani ben temel bilimci olsam da gene de o bir güzel bir motivasyon bizim için. O yüzden doktora yaparken düşündüm hani nasıl hem karar vermeyi, beynin karar verme mekanizmalarını çalışabilirim. Hem de mesela insanlığa birazcık daha yardımcı olabilir, katkıda bulunabilirim. Düşündüm en fazla yani her hayvanın veya her organizmanın yani tek hücreli varlıkların bile karar vermeleri gereken şey yemek. Evet, evet bir şey yok. Evet. Yemek yemezseniz ölüyorsunuz veya doğru şeyi yemezseniz mesela çok fazla zehirli besin var. Bu hayvanlar bunları anlamak zorundalar ve bu konuda çalışmaya karar verdim. Çünkü bu konu gerçekten çok ilginç. Hem de insanlarda eğer kötü tabii yemek yeme bozuklukları olabiliyor ve veya insanlarda işte yemek yemeyi kontrol edemeyebiliyorlar. Bu tip şeyler tabii çok büyük hastalıklara sebep olabiliyor. O yüzden bu konu gerçekten hani düşünüp taşındıktan sonra çok ilgimi çekmişti. Biz de burada birkaç hafta önce yeme bozuklukları üstüne bir program yaptık. Çok, evet. Çok İzledim çok güzel bir programdı. İlginçti. Keşke siz burada olsaydınız, siz de alsaydınız. Çünkü başka bir açı. Çünkü sizinki bambaşka bir açı. Evet, sizin ödül alan çalışmanız zaten bunun üzerine değil mi? Evet. Sinir sisteminin yemek yeme güdüsünü ve metabolizmayı nasıl kontrol ettiği üzerine yapmış olduğunuz çalışma. Evet. Çok önemli bir çalışma. Çünkü bugün dünyada en önemli sorunlardan bir tanesi yeme bozuklukları. Evet. Çok yeme, az yeme, yanlış yeme gibi çok farklı dallarda. Ortoreksiye diye bir şey var mesela değil mi? Hı hı. Sağlıklı yeme takıntısı. Anoreksiye diye bir şey var. Yememe takıntısı, bulimiye diye bir şey var, yeme ve çıkarma hastalığı ve daha çeşitleniyor bu zaman içerisinde. Yani bizim eskiden pek bilmediğimiz ama bugün artık dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde daha da yaygınlaşan, medyayla da biraz dayatılan. Mesela ben çocukken bizim evde işte komşular falan gelirdi, hiç kimse kimseye ne kilodan bahseder ne bileyim işte. Belahat teyze vardı, o biraz tombikçiydi, öbür bilmem ne teyze vardı, o sıskaydı falan ama hiç kimse birine o Melahat'cığım kilo almış falan demezdi. Şimdi bakıyorum bütün sohbetler, her şey bunun üzerine başlıyor ve bu ciddi bir sıkıntı aslında, kültürel bir sıkıntı ama ne yazık ki oraya geldi iş. Hı hı. Siz bu yemek güdüsü ve metabolizmayı nasıl kontrol ediyorsunuz, yapmışsınız çalışmayı bize biraz anlatır mısınız? Nasıldır bu iş? Ben de merak ediyorum çünkü ben yemek güdümü tutamıyorum mesela ama zorlanarak tutuyorum sonra. Tutuyorum, bir bırakıyorum dağılıyorum mesela. Hı hı. Onun da bir adı var galiba değil mi?
Olabilir. Ne o? Binge eating diye. Binge eating. İstiyorsanız bu görsellerden birini şahane olur, hemen başlayalım. Alabilir miyiz? Kaç, bir numara mı? Bir numarayı alalım. Bir numara görsel arkadaşlar. Şimdi bizim çalıştığımız konu beynimizin yemek yemeyi nasıl kontrol ettiği. Ve evet. beynimiz eğer bunu bir hani algoritmik olarak düşünürseniz beyin ne yapıyor? Beyin dışarıdan gelen, yemekten gelen koku, tat gibi sinyalleri entegre ediyor. Tabii vücudumuzdan da sinyaller geliyor metabolik olarak. Ve bunları siz düşünüp diyorsunuz ki önünüzde bir yemek var mesela ve açsınız, tamam bunu yiyeceğim diyorsunuz. O yedikten sonra tabii vücuttan gene farklı sinyaller gelmeye başlıyor. Bir yerde durmanız lazım. Tabii bu çok kompleks bir yapı. Ve biz bunu bir şekilde beynin nasıl kontrol ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Anladınız mı derseniz diyemem. Gerçekten, çünkü gerçekten çok kompleks bir yapı, böyle yavaş yavaş ucundan kazımaya başladı. Perdeyi aralamaya başladı. Bulduğumuz şeylerden tabii bu konuda o model organizmalarda çalışıyoruz. İnsanlarda şu an bir çalışmamız. Model organizma ne demek? Model organizmalar genetik açıdan genetiği ile oynayabileceğimiz ve biyoteknoloji açıdan değişik teknikleri kullanabileceğimiz organizmalar. Mesela Drosophila dediğimiz meyve sinekleri var. Bu meyve sineklerinin bütün genomunu biliyoruz. Bütün genlerin nasıl çalıştığını tam olarak bilmesek bile genleri modifiye edebiliyoruz. Yeni zamanda, hatta 2-3 yıl önce Drosophila, bu meyve sineklerinin bütün beyninin konektomu çıkarıldı. Bu ne demek? Hangi sinir hücresinin hangi sinir hücresine bağlı olduğunu şu an biliyoruz. Bütün hepsini? Hepsini. Kaç sinir hücresi var bunlarda? 250 bin. İnsandan az. En azından bazı insanlardan az. Bakalım, böyle bir görsel 9'a geçebiliriz. 9 arkadaşlar. Gelir şimdi. Yavaş yavaş. Bu konektom şeyi insanda da çalışılıyor yani şu anda. Ama tabii o skaladan çok yüksek. Bu insan. Evet. Bu insan beyni. Evet. Bu tarafta çıkmadı. Öbürü sinek beyni. Bunlar o, geldi. Bunlar birebir boyutlar değil mi? Yani birebir boyut derken birebir orantılı yani. De sayılır. Evet. Tam olmasa bile daha aslında insan beyni çok daha büyük. Ha. Ama şöyle bir şey var. İnsan beynine baktığımızda 86 milyar sinir hücresi var. 250 bine karşı 86 milyar. Evet. Ve 250 binin en azından bizde bir haritası var şu an. Farelere baktığımızda farelerde 75-71 milyon sinir hücresi var. O yüzden biz böyle daha ufak... İnsana en yakın sinir hücresine sahip beyin hangi hayvanın beyni biliyor muyuz? Muhtemelen primatlar dediğimiz şempanzeler, maymunlar gibi hayvanların... Yunus derler, Yunus öyle midir? Yunusların beyinleri daha farklı. Mesela yunuslar beyinlerinin bir tarafını uyutup diğer tarafını uyutmayabiliyorlar. Aa. O yüzden fonksiyonları birazcık daha farklı. O Türklerde de var biliyorsunuz. Onu bilemiyorum. Ben de izlenim evet. olarak söylüyorum. Bir biyolojik bir bulgum yok. Olabilir. Ama işte o yüzden bu model organizmaları kullanmamızın sebebi, eğer küçük bir beynin mesela yemek yemeyi nasıl kontrol ettiğini anlayabilirsek... Bilirsek. O zaman bu algoritmaları bir şekilde mesela farede de bakabiliriz. Evet. Ve biz bunları da yapmaya başladık. Evet. Fareleri de çalışıyoruz. Sineği çözdünüz. Çözüyoruz. Evet. Belki bir 10 yılı daha var diyelim. 10 yılı var, sineği çözmeli. Tabii. Tabii. Belki 10 yıl, bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ne kadar çok bilgi edinirseniz bir bakıyorsunuz. Yani hani sanki bir mağarayı kazdınız, altından böyle bir medeniyet çıkıyor. O yüzden hani 10 yıl bir de belki çok optimist olabilir. O yüzden. İşte bilim böyle bir şey. Evet. Bitmek bilmiyor. Bizim çalışmamız bir tane belki niye geçelim? 12'ye geçelim. Slide 2 arkadaşlar. 12 mi? 12'ye geçelim. 12'ye geçiyoruz. Birazcık şey yaptık ama. Dönebiliriz şeyleri geri. Sonradan geri sistemi döneriz. Bozmayalım. Yok, önemli. 12 arkadaşlar. 12'ye geçelim. Bizim bu aslında çalışmamız, benim bu 2016'da yayınlanan çalışmam ve şu an laboratuvarımın çalıştığı konuda bu sindirim sisteminin beyinle nasıl entegre olduğu ve bu şekilde yemek yemeyi nasıl kontrol ettiği. Mesela biz bir sinek beyninde bu
ortada gördüğünüz beyin sinek beyni. Hatta ben şuraya gidebilirim istiyorsanız. Tabii ki. Kırmızı olan sinek beyni mi? Evet. Bu sinek beyni, burada gördüğünüz yeşil sinir hücrelerini biz bulduk sinek beyninde. Burası sinek beyninin tad alma organı. Sineğin tad alma duygusu var. Var. Aa, çok hatta enteresan. Bizden çok var. Sineklerin hem ellerinde, hem ayaklarında, hem vücutlarında tat hücreleri var. Aa, yani ve bunların hepsi... Sineğin bütün vücudu dil gibi bizim yani. Evet. Aa, çok enteresan. Evet. Ve bu sinekler zaten böyle devamlı ortamlarını anlamaya çalışıyorlar. Ve kullandıkları çok duyulardan bir tanesi tat ve koku. Burası sineğin tat merkezi. Bu gördüğünüz iki tane bir üzüm gibi görülen yerlerde koku merkezleri. Çok enteresan. Bizim bulduğumuz bu sinir hücreleri de bu tat merkezinde bulunuyor. Ve bu sinir hücrelerini biz bir şekilde çalışmaz hale getirirsek bu sinekler aç olsalar bile yemek yemiyorlar. Aa. Ve bu biz başka yöntemler, mesela optogenetik dediğimiz bir yöntem var. Işıkla bu hücreleri biz aktive hale getirebiliyoruz. O zaman yaparsak da sinekler aç olmasalar bile yemek yiyorlar. Yani bu hücrelerin, bu sinir hücrelerinin biz bir şekilde sineğin nasıl yemek yediğini, yemek güdüsünü nasıl kontrol ettiriyorsunuz? Kontrol ettiğini düşünüyoruz. Şimdi bu sinir hücrelerini biz takip ettik ve şu gördüğünüzde sineğin midesi. Ve burada da sinir hücreleri var. Ve bu sinir hücreleri bu mideyi tamamen kapsıyorlar. Gördüğünüz gibi buralarda beyinden şeyler daha çok var. Ve daha yoğunlar sanki. Burada yaklaşık 60 tane hücre var. Sinir hücresi. Ama bunlar ilginç bir şekilde bu sinir hücre dedim ya, konnektom elimizde var. Bu sinir hücreleri beyindeki bu sinir hücrelerine direkt bağlantı yapıyorlar. Bu ne demek? Sinek bir şey yediği zaman bu sinir hücreleri uyarılıyor ve bir şekilde buraya, beyine feedback geliyor. Abi şahane bir şey yedik, devam et yemeye. Aynen öyle. Ya da kötü bir şey yedin, yeme. Kötü bir şey yedin, bundan bir daha yeme. Aynen öyle. Ve bu şekilde biz sinir hücrelerinin bu sindirim sistemi ve beyin aksisinde ne kadar yemek yediğini kontrol etmeye çalışıyoruz. Şimdi sinek beyninde bunu bulduk. İnsan beyninde veya fare beyninde bu o hücreyi artık tanıyorsunuz ve insan beyninde artık o hücreyi arayabilirsiniz o zaman. Evet, ve bunları da aslında şu an potansiyel olarak düşündüğümüz sinirler var farelerde ve insanlarda. Anladım. Bu yapıda olabilecek ve aynı fonksiyonları taşıyabilecek. Yani mesela şimdi çok alakasız ve çok erken bir şey oluyor. Mesela onları keşfettiğiniz zaman obez bir insanın yemek yeme güdüsünü, midesini küçültme operasyonu yapmadan çok daha farklı biçimde ortadan kaldırabileceksiniz ve böylelikle insanlar lüzumsuz yere yemek yemeyecekler. Gibi. Aa, çok enteresan. Evet. Peki bu dediğim noktaya varmanıza 40 sene mi var, 35 sene mi var? İnşallah ben belki ölmeden önce diyeyim. Belki çok daha hızlı olabilir. Belki olabilir. Bir çok de iyi. 13'e geçebilir miyiz? 13 arkadaşlar. Tabii dediğim gibi biz sineklerle çalışıyoruz. Bu meyve sineğinin beyni. Hı-hı. Ama gördüğünüz şu canlı, bu sivrisinek. Evet. Bu Aedes aegypti, Zika taşıyan sivrisinek. Ay, en fena. Ve eğer bu sivrisineğin beynine bakarsanız meyve sineklerin beyniyle çok benzer. Daha mı fazla hücre var? Ortalama aynı olduğunu düşünüyoruz şu an. Evet. Ve böyle yani bizim çalışmalarımızın sivrisineklere de direkt aplikasyonu var. Çünkü eğer bu sivrisinek sizi ısırmasının sebebi aç olması. Ve kanın tadını sevmesi. Kanın siz tadını onun, vermesi. Onun sinirlerine kanın tadının iyi olmadığı yönde bir hissiyat aşılarsanız genetik olarak. Evet. Artık o gelip sizi ısırmayacak. Evet. Gidip başkalarını ısıracak. Gidip belki hayvanları ısıracak. Veya süper. Başka birini ısıracak. O zaman mesela yeni nesil ensektisitler sizin sayınız. Biz o sineği ona sıkacağız ve o hücreleri, o ensektisitleri etkileyecek. Sineği öldürmeyeceğiz ama insanları yemesine engelleyeceğiz. Aynen öyle. Vay anam vay. Oo, çok iyi. Bununla uğraşan dünyada başka birisi var mı sizden başka? Tabii bu konuda çalışan benim zaten doktora sonrasında çalıştığım Leslie Vosso. Bu konuda çok dünyaca, hatta bu konuyu
neredeyse ilerletmiş insanlardan bir tanesi. Siz ondan da daha ileri götürmeye çalışıyorsunuz şu anda. Biz sivrisineklerle çok çalışmıyoruz ama kolaborasyonlarımız var sivrisineklerle çalışanlarla ve onlara daha çok bu mesela sinek meyve sineklerinde bulduğumuz mekanizmaları iletiyoruz. Onlar da sivrisineklerdekileri çalışıyorlar. Biz daha çok birazcık daha farelere ve insanlara yönelmeye başladık. Evet. Şöyle. Wow. Fakat yani bu aynı iştah molekülleri sadece sineklerde yok yani farelerde de var. İnsanlarda da var. Kana çeken sivrisineği aynı iştah hormonu beyinde, farede de var, insanda da var ve aynı fonksiyonu görüyor. Ya aynı sinir. Oradaki başka değil yani. Aynı sinir hücresi. Ya sinirin aynı içerisindeki molekül yani. Molekül. O bilgiyi ileten şey ortak olabiliyor. O kadar büyük fark olmasına rağmen. Peki şimdi buradan yola çıktığımız zaman hep şu söylenir ya. Son yıllara söyleniyor. Daha önce de vardı ama sonra daha iyi. Sindirim sistemi ikinci beyindir. Bağırsak ikinci beyindir diye. Doğru demek ki bu o zaman. Valla bence birinci beyin bile olabilir yani. Gerçekten. Yani son yıllarda yapılan en azından yemek yeme açısından olabilir. Yani çünkü beynin çok daha fazla fonksiyonları var. Kognitif, işte hafıza gibi. Ama yemek yemeyi gerçekten sindirim sistemi belirliği olabilir. Bu konuda da zaten yemek gibi zaten en temel güdü olduğu için de bir numara o zaman orası oluyor aslında. Olabilir. Yani şu an bizim alanımız oraya yönelmeye başladı. Bir de bu tabii bağırsak florasıyla da çalışanlar var. Biz çalışmıyoruz ama bağırsak florası da çok büyük bir şu an bilimsel olarak odak noktası. Çünkü bu bağırsak florasında çok iyi bakteriler, kötü bakterilerin olduğunu düşünüyorlar. Ve onun da sinir sistemiyle direkt temasa geçip insanların ve hayvanların davranışlarını değiştirdiğini düşünüyorlar. O yüzden çok büyük bir şu an yani ne yersen osundur lafı biraz doğru oluyor. Bence doğru. Evet. Vay. Yani her iki tarafa doğru da çalışıyor. İki yani hem ne yersen osun hem neysen onu yiyorsun. Evet, aynen öyle. Aynen öyle.